MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor, izliyoruz. Olduğu gibi askıda ekmek kampanyamızı vicdani sorumluluk anlayışıyla, dayanışma ve yardımlaşma ahlakıyla ilan edip vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. O tarihlerde kendisine bile devası olmayan şahıs ekonomiden sorumlu bakanlık görevini icra ediyordu. İnançlarımız ne diyorsa onu yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Askıda ekmek kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi, ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Vatandaşlarımızın evinde ne piştiğini, sofraya neyin koyulduğunu, ekmeğin olup olmadığını düşünmek, mesele etmek, bununla da ilgilenmek insani ve İslami mükellefiyetimizdir. Biz askıya ekmek koyduk. Şu işe bakınız ki ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortaya çıktılar. Vay ekmeksizler vay. Milletimizin ekmeğine bilene göz koyacak kadar nankörsünüz. Milli ve manevi hasletlere tahammülsüzlük gösterecek kadar namertsiniz. Helal lokma arayışı haramdan geçiren kirli yüzleri rahatsız etmiştir. Bunlar her fırsatta ya ekonomiyi kötülerler, ya Türkiye'yi kötü gösterirler, ya da milletimize korku aşılayıp küresel dayatmalara refakat ederler. Bu elleri yağda, diğer elleri baldadır. Ne ekmeği bilirler, ne yoksulu tanırlar. Ama sıra istismara geldi mi dikiş ve fren tutmazlar. Türkiye ekonomisi gücüne güç katacak. Yegane sermayesi dedikodu ve felaket tellallığı olan tüm art niyetli siyaset bezirganlarını ters köşeye yatıracaktır. Bize göre kimlerin hayal kırıklığı yaşadığı malumdur, ortadadır. Ayrıca Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ilave olarak geçtiğimiz cumartesi günü de 85 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezerv miktarı böylelikle 405 milyar metreküp'e ulaşmıştır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan bu keşif sonucunda kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ziyadesiyle memnuniyet duymuştur. Bu gelişmeler karşısında yüzleri asılan, canları sıkılan, moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen kendilerini ele vermişlerdir. Manevi dayanışmayı hedefleyen, paylaşmayı önceliğine alan, empatiyi gözeten askıda ekmek kampanyamıza yüzsüzce kulp takıp kara çalanlar utanmalarını kaybetmiş gafillerdir. Bunlar ne ekonomiden anlarlar, ne milli kazanımlara sevinirler, ne de insan onuruna sahip çıkarlar. Çünkü mayaları lekeli, meşrepleri arızalı, sicilleri bozuktur. Biz askıya ekmek çıkardık, deva yerine beladan ibaret olan siyasi fosiller, bazı sözde aydın ve cühela köşe yazarları, seviyesizlikleriyle, sevimsizlikleriyle, yalan ve riyalarıyla sazan gibi ağa takıldılar, askıya çıktılar. Diğer yandan askıya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkum edilmesi diye gören ve gösteren siyasi devşirmeler bizim nezdimizde sadece erdemsiz ve cibiliyetsiz değil, aynı zamanda ekmeksizdir. Bizi eleştiren şarlatanların evlerinde ekmekleri yoksa dolambaçlı yollara sapmasınlar. Fitneye tevessül etmesinler. Babaiçe söyleyip
dosdoğru talep edip bizden ekmek istesinler. Layık değilseler bile onlara da gönderecek cömertlik bizde vardır. Aç kalmasınlar, açıkta yatmasınlar. Sonra onun bunun eline düşüyorlar, esaret altına giriyorlar. Bunlar yağmurun hemen ardından biten zehirli mantar gibidirler. İstiyorlar ki daima felaket yağsın, her felaketli bir diğeri takip etsin. Bu küstahlar ekmeksizlikleriyle, vefasızlıklarıyla, döneklikleriyle Türkiye düşmanlarının içimizdeki Truva atı halinde sivrilip milletimizin hafızasına kazınmışlardır. Meşhur bir iktisatçı demiş ki, istediğiniz kadar posta arabasını arka arkaya ekleyin, elde edeceğiniz şey asla bir tren olmayacaktır. Bırakınız tren olmayı, bunların vagon olmaları dahi hayaldir. Türkiye'de adalet, insan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir diyen ekmeksiz sen nereden bilirsin milliyetçiliği? Ne ilgin ve irtibatın var milletle ve milliyetle? Ve hey şaşkın, aşı ekmeği milleti milliyetçiliği bırak da sana talimat veren, seni kafese sokan, ayağına pranga vuran karanlık lobilere, yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik yapmaya devam et. Nasıl olsa en iyi yaptığın iş budur. Dün önüne koyulan çanağı bugün deviren, yediği ekmeğe ihanet eden kimliksizlerin zilletin askısında nasıl eridiklerini, nasıl rezil olduklarını görecekleri günler yakındır. Askıda ekmek kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmeği askıya koyduk. Helalden yana tercihimizi gösterdik. Lizzete düşenleri tarihin askısına koyup postlarını tartacak olan da Büyük Türk Milleti'dir. Biz ekmek diyoruz, millet diyoruz, refah diyoruz. Bereket diyoruz, beka diyoruz. İstiklal ve istikbal diyoruz. Manevi dayanışmanın ve milli birliğin dinamizmiyle büyük ve güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı sayesinde ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz. Değerli milletvekilleri, uzun yıllardır ne olacak bu memleketin hali sorusu pek çoğumuzun günlük hayatının en rutin sohbet konusudur. Bir buçuk asırdır aynı soru maalesef dildedir, gündemdedir. Sorulan bu sorunun mahiyet ve mütevası milletimizin çelik ve çevik iradesiyle değişmiş, süregelen ezberler bozulmuş, dar kalıplar kırılmış, geldiğimiz bu aşamada ne olacak bu dünyanın sonu, ne olacak bu insanlığın durumu soruları ön plana çıkmıştır. Türk milleti dünyayı kavramış, soran olduğu kadar sorulan, merak eden kadar merak edilen bir mevkiye tırmanmıştır. Bize göre bir soru bin soruya kapıdır ve öncelikle cevabını aramak zorunda olduğumuz sorular insanlığın bu dönemde şunlardan ibaret olmalıdır. Tarihin hangi noktasında, hangi ara durağında bulunuyoruz? Etrafımızdaki dünyaya baktığımızda ne görüyor, ne anlıyor, bunları bir terkip içinde nasıl yorumluyoruz? Medeniyetler ve milletler mücadelesinde stratejik üstünlüklerimizi, tarihi kozlarımızı nasıl değerlendiriyoruz? Biteviye akan zaman nehrinin neresinde duruyoruz? Karmaşıklaşan hadiselere nereden ve nasıl bakıyoruz? Zamanın hangi aşamasındayız? Karşımızdaki tehditleri ve fırsatları
nasıl okuyoruz? Jeopolitik riskleri, bölgesel ve küresel tehlikeleri nasıl bir politik, müktesebat ve fikir marifetiyle ele alıyoruz? Akıl ölçüleri dağılmış, aidiyet dengesi bozulmuş, ahlak seviyesi tükenmiş, hiçbir siyasi ve ideolojik akım bu sorulara milli nitelikli cevap veremeyecektir. En basit haliyle milletlerin var olma istek ve iradesine milli şuur, milliyet duygusu, milliyetçilik diyorsak bunlardan mahrumiyet yaşayanların doğru cevap vermeleri bir yana doğru soru sormaları da mümkün değildir. Kuşkusuz elimizde bir çıkış haritası yoktur. Buna rağmen geleceğimizin nasıl şekilleneceğini, özellikle tehdit ve fırsatların neler olacağını, tarihi akışın hangi değişimlere müsait ve münhal olduğunu önceden tarih şuuruyla öngörmek, önlem almak, hazırlık yapmak elimizdedir, inisiyatifimiz içindedir. Bölgesel veya uluslararası krizler hep gerçekleri görememenin, vahşi planları kavrayamamanın, üstelik hazırlıksız yakalanmanın sonucunda patlak vermiş, ortaya çıkmıştır. Türkiye, Cumhur İttifakı'nın müstesna iradesiyle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin muazzam imkanlarıyla tarihin arkasından koşan, gelişmeleri yedek kulübesinden izleyen, olup bitenleri yalnızca günübirlik analiz ederek enerji ve vakit kaybeden bir ülke olmaktan tamamen uzaklaşmıştır. Mücadele eden, müdahale eden, zamanlama yanlışına müsaade etmeyen bir ülke olarak Türkiye, bölgesel ve küresel olayların aktif, etkili, sözü ve nazı geçen güçlü bir takipçisidir. Artık bizden habersiz bir kuşun havalanması söz konusu değildir. Merhum Ömer Seyfettin diyordu ki, bir devletin doğal sınırları dağlar ve ırmaklar değildir. İstinat ettiği milliyetin lisanı ve dini sınırlardır. Merhum Peyami Safa da milli hafızada taşınan her toprak parçasının vatan olduğunu isabetle dile getirmişti. Büyük mütefekkirimiz merhum Ziya Gökalp ise iliklerimize kadar sahiplendiğimiz şu tarihsel beyanı çiğnetilmesinde asla göz yummayacağımız bir fikir ve ülkü mirası olarak bizlere bırakmıştı. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir. Kur'an, Dağlık Karabağ meselesi sıradan bir mesele değildir. Aziz milletimizin nabız atışının sahnelendiği, özlemlerinin bir yakut gibi saklı durduğu Türk yurdudur. Coğrafya tarihinin yazıldığı mekanın adıdır. Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan Türk tarihidir. Dökülen Türk kanıdır, feda edilen Türk canıdır. Bunun karşısında defteri dürülüp tepelenecek, yerle yeksan edilecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan'dır. Azerbaycan'la tek millet iki devlet oluşumuz tarihi vesikalarla mevcut, bir milletin vicdan hükmü olan kültür kaynaklarıyla vakidir. Mefkure bir tohumdur, filiz filiz büyüyüp çınar olacağı yer milletin engin yüreğidir. Tohum çatlayalı çok olmuş, mefkure güneş gibi doğmuş, mazlumların gözyaşıyla ıslattığı, kanlarıyla suladığı Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır. Doymak ve kanmak bilmeyen zalimlerin bu gerçeği engellemeye ne güçleri ne de takatları yetecektir. Ermenistan hem korkak, hem hain, hem de savaş suçlusudur. Sivilleri öldürerek Azerbaycan Türklüğü arasında korku yaratmaya çalışmaktadır.
Ermeni katiller geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır. Meşruiyet yıllarında çeteleri dağlarda gezerken, militanları, kahramanlarımızı şehit ederken, memurları ve siyasetçileri sokaklarımızda baston sallayan, nifak saçan, meclisi mebusanda olay çıkardan, ayrıcılık yapan bölücülerin soysuz torunları bugün Ermenistan'da cinayet nöbetindedir. Osmanlı Devleti'nin topraklarına hücum edip onun bir parçasını işgal eden ilk Batı devleti Fransa'da destekçisidir. Bunun yanı sıra Minsk grubunun diğer eş başkanları tıpkı Fransa gibi Ermenistan'a silah ve mühimmat temin etmektedir. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını çok bariz olarak açıklaması aslında tam bir itirafname ve suçüstü halidir. Yani Türk düşmanları Dağlık Karabağ'da faaldir. Ermenistan sivillerin üzerine yine füze göndermektedir. Bugüne kadar Gence, Mingeçevir, Terter, Şemkir, Perde ve diğer cephe hattının çok gerisinde olan sivil yerleşim yerlerinde 60'a yakın soydaşımız şehit edilmiştir. Hepsine Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum. Ermeni askerleri kafileler halinde firar ederken bu terörist devlet çok sayıda kayıp vermektedir. Peşinyan'ın bunu teyit etmesi bozgunun habercisidir. Türkiye kefen biçmeye çalışan zalimlerin sonu hamdolsun korkunç olmaktadır. Şu barbarlığa bakınız ki Ermenistan Terter'de mezarlığı bombalayacak kadar kana susamıştır. 16 Ekim'de Gence'yi yine hedef yapmış, Mingeçevir kentine saldırı düzenlemiştir. Ermenistan her defasında ilan edilen insani ateşkes kararlarını ihlal etmiştir. 2 hafta önceki grup konuşmamda uyarısını yaptığım tehlike vasat bulmuş, çatışmaları Dağlık Karabağ'ın dışına yaymak isteyen teröristler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad şehrine roket atmıştır. Dağlık Karabağ Azerbaycan'a geçmeden ateşkes, müzakere ve diyalog uçurumdur, işgalcilerin taktik adımıdır. Diyor ya şair, fil çoğalsın, ebabilden umut kesilmez. Firavun assa da Nil'den umut kesilmez. Zalimler ölmüyor diye yeise kapılma, sabret, hele Azrail'den umut kesilmez. Dağlık Karabağ'da kimin kiminle yürüdüğü, kiminle zulüm ittifakı yaptığı bellidir. Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990'lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Özbekistan'ın diplomatik çözüm çağrısını nasıl kabullenelim? Kazakistan'ın müzakere önerilerini nasıl ve neyle izah edelim? Türkmenistan'ın Birleşmiş Milletler himayesinde önleyici diplomasi yöntemlerini kullanma teklifini nasıl hazmedelim? Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreterinin bize göre cılız ve yetersiz tepkisini nereye koyalım? Bu gelişmeler karşısında kendi içine kıvrılan Kırgızistan'da da bir ses çıkmamasını nasıl yorumlayalım? Bişkek'te baş gösteren sokak eylemlerine, FETÖ'nün oyunlarına bugüne kadar yüksek sesle itiraz eden hangi Türk devleti olmuştur? Bu suskunluk, bu durgunluk Türkiye yakışıyor mu? Türkiye'de sokak ve toplum hazır ama buna uygun hareket edecek muhalefet yok diyen
görevli ve provokatör gazeteci artıklarının kaosa el sallamalarını, iç karışıklığa umut bağlamalarını da dikkatle izliyoruz. Sokak hazır diyerek aba altından sopa gösteren Saros uşakları, millet iradesiyle demokrasi onurunu yok saymalarının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Şu kadar ki bizim kararlılığımız ve meşru hazırlığımız karşısında yılan dillerini yutmaktan başka seçenekleri asla olamayacaktır. Diyoruz ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bunu biliyor, buna inanıyor, buna aykırıyoruz. Türk'ün feryat ettiği bir ortamda bir başka Türk'ün buna duyarsız kalması abesle iştigaldir. Hadi Kıbrıs davasında sesiniz çıkmıyor. Hadi Kerkük'ten habersizsiniz. Bari Dağlık Karabağ'da taraf olun. Üstelik hakkın ve hakikatin safında yer alın. Haklı olan ülke Azerbaycan'dır. Mağdur olan ülke Azerbaycan'dır. Toprak bütünlüğünü ve egemenlik çıkarları suikaste uğrayan ülke de Azerbaycan'dır. Haksızlık karşısında susmak tarihi hata, elim ve trajik bir acziyettir. Mazisiyle alakasını kesmeye kalkan, tarihini zorla unutmak isteyen toplumların mensubiyet ve metanet duygusu kaybolacak, hepsi birden silik gölgeye dönüşecektir. Biz gölge değiliz, Türk evladı Türk'üz. Bugün Azerbaycan'ın başına gelenlerin aynısı, Allah muhafaza, yarın bir başka Türk Cumhuriyeti'ni etkileyebilecektir. Küresel ve bölgesel nüfuz mücadelelerine hayır diyemezsek, işgal projelerini topluca reddedemezsek, komşunun yanan bacası kendi evimizin ateş almasına kadar giden ilk kıvılcımı çakacak, ilk tutuşmayı sağlayacaktır. Bir Türk dünyaya bedeldir diyoruz, fakat hiçbir dost ve kardeş ülkeden dimdik bir duruş göremiyoruz. Ayıptır, günahtır. Türk'ün birliği ve beraberliği, bütün masum odakları, bütün şer güçleri, bütün ortak düşmanları A'dan Z'ye yıkıp geçecektir. Türk'ün şakası olmaz. Türk'ün kimsenin icazetine talip olmaz. Merhum vatan şairimiz Namık Kemal ne kadar da güzel söylemiş. Kimsenin lütfuna talip olma. Bedeli cevheri hürriyettir. Dağlık Karabağ'da zafer Azerbaycan Cumhuriyeti'nin olmalıdır. İşgalci Ermenistan 30 yıla yakındır kirlettiği topraklardan derhal çekilmelidir. Sivilleri katlederek ulaşacağı hiçbir yer yoktur. Bir zamanlar Türkler için ölüp ölmeyen millet diyorlardı. Türk milleti ölümü öldürmeyi bilmiştir. Korkuyu korkutmayı başarmıştır. Bizim mukadderat ve mukaddes şerefimizde teslim olmaktansa seve seve şehadete kucak açmak vardır. Hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım, Türk milletinin şerefli mensupları olarak haklı ve meşru mücadele şartlarının gereği her neyse hesap yapmadan, tereddüde kapılmadan yerine getirmek zorundayız. Biriz, beraberiz, hep birlikte. Türklüğün eğilmez başı, bükülmez kolu, kesilmez nefesiyiz. Nitekim kocaman bir aile olan büyük Türk milletiyiz. Muhterem arkadaşlarım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu 18 Ekim 2020 tarihinde yapılmış. İki adaylı bu seçimde kullanılan oyların %51.69'unu alan Başbakan Ersin Tatar saygın bir başarı elde ederek ipi göğüslemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı bütün hissiyatımla tebrik ediyor,
zorlu ve çetin mücadelesinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Ömürlerini Kıbrıs Türklüğünün varlığına ve milli haklarına adayan merhum Fazıl Küçük'ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı merhum Rauf Dektaş'ı, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçiminde bahis oynayan kumandalı anket şirketleri hezimet yaşayarak vahim bir şekilde çuvallamışlardır. Kamuoyu araştırma şirketlerinin güvenilirlikleri sıfırlanmıştır. Hepsi nal toplamış, tahminlerinde yanılmış, kamyon farı görmüş tavşan gibi donup kalmışlardır. Bizim beklentimiz şudur. Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım diyen hangi anketçi varsa artık işini tasfiye ederek sözünü tutmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçiminde mücahit ruhu, müzakereci saplantıları tarihin kenarına itmiştir. Çok şükür esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türk'ün muteber iradesi kazanmıştır. Çözümü federasyonda arayan, çareyi toprak vermekte gören gayrimilli zihniyetler Kıbrıs Türklüğünün önünden çekilmek zorunda kalmışlardır. Akıntıya karşı kürek çekenler sandıkta kaybolmuşlardır. Eşit ve egemen iki devlet esasına dayalı ahlaki ve milli siyaset anlayışı devlet sorumluluğu üstlenmiştir. Hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl tutulması, eksen kaymasıdır. Kıbrıs meselesini Rumların eline ve insafına terk etmek, dayatmalara tamam demek, en başta milli değerlere ve tarihsel kazanımlara haksızlık ve hiyanettir. Bizim görüşümüz budur. Dünden bugüne çizgimiz ve meseleye bakışımız değişmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kronikleşmiş sorunları Türkiye'nin desteğiyle köklü çözümlere ulaştıracağına güvenimiz tamdır. Neye sahip olduğumuz değil, önemli ve öncelikli olan sahip olduklarımızla ne yaptığımızdır. Emperyalizmin reklam yüzlerinin ne söyledikleri, hangi ayak oyunlarına teşne oldukları bizim için önemsiz bir ayrıntıdır. Bunlar Kıbrıs Türklüğünün zorlu yıllarında tıpkı bir deniz kazasından sonra olduğu gibi sallara binip kaçan, gemiyi ilk terk eden, haklı mücadeleye sırt dönen korkaklar ve ilkesizler güruhudur. 18 Ekim 2020 Pazar günü şu tarihi hakikat bir kez daha tasdik ve teyit edilmiştir. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, uluslararası toplum nezdinde kabulü, aynı şekilde egemen bir devlet halinde varlığını ve sürekliliği mutlaka sağlanacak, gecikmiş adalet yerini bulacaktır. Siyasi tercihi ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan her kardeşimi kucaklıyor, yeni cumhurbaşkanımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birbirine kopmaz bağ ile bağlanması siyasi ve stratejik bir ilişkiden öte tarihin seslenişidir, şehitlerimizin emanetidir, milletimizin beklentisidir, Türklüğün yeminidir. Lefkoşa Ankara'nın ikiz kardeşidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki son siperimiz, savunma hattımızdır. Kıbrıs demek vatan demektir. Kıbrıs demek Türk demektir. Kıbrıs demek ecdat demektir. Kıbrıs demek Akdeniz'deki sönmeyen millet ışığı demektir. Ne var ki ışıklar yanıyor mesajıyla kafalarında yer etmiş darbe özlemlerini sosyal medya kanalıyla paylaşan sorumsuzların ışığı yakanın da kapatacak olanın da sadece ve sadece aziz millet varlığı olduğunu bilmeleri, yarım akıllarını başlarına almaları hem tavsiyemiz
hem de ikazımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi saygıyla selamlıyor, başarılarla dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.